Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Limit Yayınları'nın Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı Soru Bankası'nı çözmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere saf şiir anlayışı ile ilgili birinci testi çözmüş olacağım. Birinci soruyla başlıyoruz. Birinci soruda yukarıda söz edilen şair ve içinde bulunduğu edebi anlayış aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir diyor. Parçamıza bakalım. Nokta nokta ölmüş. Cemal Süreya şaşırtıcı güzellikte bir yazı yazmış. Şiirimizde önemli bir yeri olan ve yüksek beğeni sahibi bir sanatçıyı yitirdik. Sevilen 5-10 şiiriyle de her zaman anılacak. İleride ayakta duracak. Anılıyor mu? Cemal Süreya, Olvido için büyük şiir diyor. Olvido anılıyor mu? Bugünkü hayatımızın hiç değilse bir köşesinde mi? Bakın arkadaşlar burada Cemal Süreya'nın bahsettiği Olvido adlı şiirini yazan kimdir? Tabii ki Ahmet Muhip Dranas'tır. Ahmet Muhip Dranas da saf şiirin içerisindedir. Bundan dolayı da doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. İkinci soru. Aşağıdakilerden hangisi yukarıda söz edilen şairin yani Ahmet Muhip Dranas'ın tanınmış şiirlerinden biri değildir demiş. Fahri abla Ahmet Muhip Dranas'ın en meşhur şiirlerinden biridir. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. Köpük de Ahmet Muhip Dranas'ın şiiridir. Bunu da elemiş oluruz. Kar yine tıpkı Fahri abla gibi en meşhur şiirlerinden biridir. Bunu da elemiş oluruz. Serenat da arkadaşlar yine Ahmet Muhip Dranas'ın en meşhur şiirlerinden biridir. Bunu da elemiş oluruz. Gölgeler adlı eser ise Ahmet Muhip Dranas'ın şiiri değil arkadaşlar. Tiyatrosudur. O yüzden doğru cevabımız da D seçeneği olacaktır. Üçüncü soru. Yukarıdaki şiiri yazan şairin aşağıdaki sözlerden hangisini söylemesi beklenmez demiş. Kardır yağan üstümüze geceden, yağmurlu, karanlık bir düşünceden, ormanın uğultusuyla birlikte ve dört nala dümdüz bir mavilikte kar yağıyor üstümüze inceden. Bakın arkadaşlar bu şiir kimin? Bu şiir Ahmet Muhip Dranas'ın şiiridir arkadaşlar. Peki Ahmet Muhip Dranas hangi şiirinde bundan bahsediyor? Tabii ki arkadaşlar Kar adlı şiirinde bundan bahsediyor. Peki Ahmet Muhip Dranas nerede yer alır? Ahmet Muhip Dranas öz, saf şiirin içerisinde yer alır. Seçeneklere baktığımızda iyi şiir okuyana haz veren hatta hazı bir şölene dönüştüren şiirdir. Evet, öz saf şiirin genel özelliğidir bu. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. Şiir bir dille tasarruf etme anlamına gelir. Evet arkadaşlar, öz saf şiirde yoğun anlatımlar vardır. Bundan dolayı B seçeneğini elemiş oluruz. Genellikle ilişkisi olmayan şiir sahih bir şiir değildir demiş. Bildiğiniz gibi öz saf şiirin içerisinde Yahya Kemal, Ahmet Haşim var. Bunlar da gelenekten beslenir. O yüzden bu da öz saf şiirin özelliğidir. Bunu denemiş oluruz. Şair kendini şiire adayan ve yeni tarzlar deneyen adamdır. Bunlar yani öz saf şiiri savunanlar hem gelenekten beslenmiş hem de yeni şiirin en önemli temsilcilerinden biri olmuşlardır. O yüzden D seçeneği de doğrudur. Bunu denemiş oluruz. Şiir imgesel ve kapalı olmamalı. Yalın ve ilk okunuşta kendini ele vermelidir. Bakın B seçeneğinde ne demiştik arkadaşlar hatırlarsanız şiir yoğun olmalı demiştik. Yoğunluk nedir peki? Az sözle çok şey anlatma demektir. Bundan dolayı E seçeneğiyle örtüşmediğini görüyoruz. Öz saf şiirin özelliğinin. Çünkü öz saf şiirde arkadaşlar imgesellik, kapalılık, estetik haz ön plandadır. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Dördüncü soru. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi bu düşünceyi benimsemez? Şiirde bazı kelimelerin lügat manalarını aramak bence lüzumsuzdur. Çünkü şiir kelimelerin bir araya gelmesinden hasıl olan büyük bir kelimeden başka bir şey değildir. Bir tek kelime hecelere ayrıldığı zaman nasıl o heceler başlı başına bir mana ifade etmezse şiirde teker teker kelimelerin manalarıyla uğraşmak beyhudedir. Şiir tıpkı hayatta olduğu gibi somut malzeme ile soyut bir alem yaratmaktır. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi özellikle son dizeden de anlaşıldığı gibi öz,
saf şiirden bahsediyor. Seçeneklere baktığımızda Asaf Halet Çelebi öz saf şiirin içerisinde yer alır, bunu elemiş olduk. Ahmet Hamdi Tanpınar, bu da öz saf şiirin içerisinde yer alır, bunu da elemiş oluruz. Ercüment Behzat Lağ, Dursun. Ziya Osman Sabah, Yedi Meşaleciler içerisinde yer alır, bu da öz saf şiirden etkilenmiştir, bunu da elemiş oluruz. Necip Fazıl Kısakürek, arkadaşlar bu da öz saf şiirin içerisinde yer alır, bunu da elemiş oluruz. Fakat Ercüment Behzat Lağ, toplumcu gerçekçiler içerisinde yer alır. Dolayısıyla bunlar toplumu anlatmışlardır, toplumu gerçekçi bir gözle dile getirmeye çalışmışlardır. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Beşinci soru, yukarıdaki metinleri karşılaştırdığımızda aşağıdaki yargılardan hangisi söylenemez? Metinlere bakalım. Bin başlı bir ejder münakkaş, mumdan gemi, altı bahri ateş. İkinci metin, ateş denizlerinde mumdan kayıklarla sağlam mı tekneler aşkları geçmeye? Metinler arası ilişki yapılmıştır diyor. Bakın arkadaşlar, mumdan gemi, mumdan kayıklar, ateş denizi, ateş denizi. Görmüş olduğunuz gibi anlamsal bir ilişki olduğu görülmektedir. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. İkisi de divan edebiyatı nazım biçimiyle yazılmıştır. Dursun. Mübalağa sanatı yapılmıştır. Evet, her ikisinde de mumdan gemilerle ya da mumdan kayıklarla arkadaşlar ateş denizini geçmeye çalışıyor. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. İlkinde tasavvufi bir yorumla imkansız gibi görüneni aşmayı göze almak amaçlanmıştır demiş. Bakın burada da nakışlarla süslü bir başlı ejderha mumdan gemiler altında ateş denizi derken süslü bir ejderha ile arkadaşlar tasavvufi bir ifadeye yer verilmektedir. İmkansız olan bir şey, yani mumdan gemilerle ateş denizi geçilmeye çalışılmış. Bu doğrudur. İkincisinde aşkın tasavvufi bir aşk olmadığını ima etmektedir diyor. Burada da arkadaşlar sağlam mı tekneler aşkları geçmeye derken burada tasavvufi bir öge yok. O yüzden de bu dizede bu da doğrudur. D seçeneğini denemiş oluruz. İlkinde Sepki Hindi ekolünün simgeci anlatımına yer verilmiştir. Sepki Hindi akımının en önemli temsilcilerinden biri Şeyh Galip'tir. Burada da süslü bir ejderha, yine mumdan gemi ve ateş denizi arkadaşlar semboldür. Bunlarla tasavvufi terimler vurgulanmaya çalışılmıştır. O yüzden E seçeneği de doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. İkisi de divan edebiyatı nazım biçimiyle mi yazılmıştır? Bakın Şeyh Galip nerede yer alır arkadaşlar? Divan edebiyatının önemli isimlerinden biridir. Burada da dikkat edecek olursanız münakkaş ve ateş. Arkadaşlar bunlar AA kafiye düzeniyle yazılmış ve divan edebiyatı nazım şeklidir. Ama ikinci parçaya bakacak olursak Behçet Necatigil nerede yer alır? Cumhuriyet dönemi içerisinde yer alır arkadaşlar. Dolayısıyla divan edebiyatı nazım şekliyle yazmadığını görüyoruz parçayı. Bundan dolayı da doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Altıncı soru. Yukarıda altı çizili şairlerle ilgili olarak aşağıda yapılan değerlendirmelerden hangisinde bir yanlışlık yapılmıştır? Şiirlerini aruzla yazarlarsa Yahya Kemal mısraları, hece ile yazarlarsa 6-5 ile yahut 7-7 ile hep birbirine benzer mısralar söylemekten korkuyorlar. Bu korku öyle yayılmış ki Cahit Sıtkı Tarancı, Ahmet Muhip Dranas gibi ölçülü koşukla yazan iyi şairlerimiz bile 6-5'i, 7-7'yi bırakıp 6-6, 6-7, 5-7 gibi ölçüler deniyorlar. Seçeneklere bakalım. 3 şair de saf şiir anlayışına göre ser vermiştir. Evet, Yahya Kemal, Cahit Sıtkı ve Ahmet Muhip Dranas öz saf şiir içerisinde yer alır. Bu doğrudur, bunu elemiş oluruz. Saf şiirin asıl temsilcisi birinci şairdir. Evet, Yahya Kemal, Ahmet Haşim'le beraber birinci temsilciler içerisinde yer alır. O yüzden B seçeneği de doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Üçüncü şairin Olvido, Serenat, Ağrı Dağı gibi önemli şiirleri bilinmektedir. Üçüncü şair Ahmet Muhip Dranas. Ahmet Muhip Dranas'ın Olvidosu, Karı, Serenat'ı, Ağrı Dağı adlı şiirleri arkadaşlar meşhurdur. Bu da doğrudur. O yüzden bunu denemiş oluruz. İkinci şairin Ziya'ya Mektuplar adlı eserinde Ziya Gökalp'e gönderdiği edebi mektuplar vardır. Bu dursun. Birinci şair bir dönem
Yunanilik etkisinde kaldıysa da sonradan Batı şiiriyle divan şiirini sentezleyerek neoklasik şiir oluşturdu. Şimdi arkadaşlar, birinci şair kim? Yahya Kemal Beyatlı'dan bahsediyor. Evet, Yahya Kemal Beyatlı öz saf şiir içerisinde eserlerini yazmıştır arkadaşlar. Fakat sanatçı Nev Yunanilik akımından da etkilendiği görülmektedir. Nev Yunanilik akımı nedir? Türk kültürünün Akdeniz kültürü olduğunu savunan bir düşüncedir arkadaşlar. Bu doğrudur. Aynı zamanda Batı şiiri ile divan şiirini de sentezlediğini görüyoruz Yahya Kemal Beyatlı'nın. O yüzden E seçeneği doğrudur. Bunu elemiş oluruz. D seçeneğinde yer alan ikinci şairin Ziya'ya Mektuplar adlı eserinde Ziya Gökalp'e gönderdiği edebi mektuplar vardır ifadesi yanlıştır. Çünkü bu Ziya Gökalp değil arkadaşlar. Kimdir? Sizin de bildiğiniz gibi Ziya Osman Saba'dır arkadaşlar. Buna yazar mektuplarını. O yüzden de doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Yedinci soru. Yukarıda şiirinden söz edilen sanatçı ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır demiş. Om Mani Padme Hum diye yüksek sesle bağırınca Nisuyaz Pastanesi'ndeki sanatçılar 3 kez bu dizeyi yenilerdi 1940'larda. Aslında bakın arkadaşlar, Om Mani Padme Hum diyerek bu sanatçının kim olduğu ortaya çıkmış oldu. Ama biz yine de parçayı okuyalım. O ne ağaç ne tohum, Om Mani Padme Hum. O sesler, o insanlar, o dizeler geçmişte kaldı. Sait Faikler, Cahit Irgatlar, Tarancılar ve bugün yaşayan ama günlerin genç şairlerine, yazarlarına hiç benzemez hale girmiş edebiyatçılar. O hepsi eski dergilerin kapaklarında. Bakın arkadaşlar, burada bahsettiği kişi kim? Sizin de tahmin ettiğiniz gibi Asaf Halet Çelebi arkadaşlar. Öz saf şiirin önemli sanatçılarından biridir. Şimdi bununla ilgili ifadelere bakalım. Doğu Batı kültürlerini bağdaştırarak ilhamını Asya tasavvuf ve dinler tarihinin ünlü kişilerinden, eski Doğu medeniyet ve masallarından alan egzotik şiirleriyle tanınmıştır. Evet arkadaşlar, bu doğrudur. Genel itibariyle Doğu kültüründen beslendiğini görüyoruz. Mistik temalı şiirler yazdığını görüyoruz. O yüzden bu doğrudur. Bunu elemiş oluruz. Divan edebiyatı geleneği de bilen şair, gazel ve rubai türünde de şiirler yazmıştır. Evet, gazel ve rubai de yazmıştır. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Arap alfabesindeki harfleri kullanarak hurufi şiir geleneğini de sürdürmüştür. Evet, hurufi şiirler yazdığı da bilinmektedir. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Roman ve hikayelerinde bireyin yalnızlığı ve varoluşsal problemlerine eğilmiştir. Bu dursun. Mevlana üzerine biyografik çalışma yapmıştır. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Fakat arkadaşlar, Asaf Halet Çelebi'nin roman ve hikaye yazdığı görülmemiştir. Daha çok ne yazmıştır arkadaşlar? Şiir ve inceleme yazdığı görülmüştür. Bunun için de doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. 8. soru. Aşağıdaki şiirlerden hangisi saf şiir geleneği anlayışına özgü bir gerçeklikle yazılmamıştır? Şiirlere bakalım. Ne yapsam gün doğmuyor gönlümce. Sudur akar kendi bildiğince. Hangi pencereye koşsam gece, gitmiyor bu can bu tende ölüm. Arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi yoğun bir anlatımın olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla ahenk ön planda, bu öz saf şiire uygun olarak yazılmıştır. O yüzden bunu elemiş oluruz. Yalnız geçen ömrün bir uykusuzluk gecesi, çekmişken aynalar beni müthiş bir sorguya, birdenbire kalbi titreten bir bülbül sesi, dağ ardında doğan mehtap gibi vurdu suya. Bu da aynı düşünceyle yazılmış. Estetik kaygı ön planda, yoğun bir anlatımı var. O yüzden bunu da elemiş oluruz. Evet, her şey bende bir gizli düğüm. Ne ölüm terleri döktüm nelerden. Dibi yok göklerden yeter ürktüğüm. Yetişir çektiğim mesafelerden. Burada da aynı bir ifade var. O yüzden bunu da elemiş oluruz. Fakültenin yanı demirden köprü. Fakültenin önü bir sıra kavaktı. Biz bir garip yiğit kişiydik. Bütün hürriyetler bizden uzaktı. Bu dursun arkadaşlar. Sarışın buğdayı rüyalarımızın, seni bağrımızda eker biçeriz. Acılar kardeşin, teselli kızın,
zengin parıltınla dolar gecemiz. Burada da aynı şekilde öz saf şiire özgün anlatımlar görüyoruz. Yoğun bir anlatım var. Estetik ve ahenk ön planda, bunu da elemiş oluruz. Şimdi D seçeneğine bakacak olursanız arkadaşlar, hürriyet kavramının geçtiğini görüyoruz. Demirden köprüyü görüyoruz. Bunlar daha çok sizin de bildiğiniz gibi arkadaşlar, toplumcu gerçekçilerin yazmış olduğu şiirler olarak karşımıza çıkmaktadır. Çünkü toplumcu gerçekçiler genellikle arkadaşlar hürriyet, özgürlük, işçi sınıfı, ezilen halklar gibi konularda şiirler yazmışlardır. Hatta bu şiir de Enver Gökçe'nin şiiridir arkadaşlar. Fakültenin Önü adlı şiirdir. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, bu testin de son sorusuna geldik. 9. soruya. 9. soruda bu şiir aşağıdaki şiir anlayışlarından hangisine örnek oluşturur demiş. Şiirimize bakalım. Kalbim benim bir ormandı. İsimsiz, asude, bir büyük orman. Ve gölgelerde revan olan hafi suların aksi muttariydi. Dağıtırken sükutu beyhude, düşünürdüm ki hangi gün, ne zaman girecektim o kalbi mesude. Arkadaşlar, toplumcu zevk ve anlayışını ön plana çıkaran şiir olur mu? Burada kimler vardı? Nazım Hikmetler, Rıfat Ilgazlar, Ercüment Behzat Lavlar, Ahmet Arifler, Ahmet Damarlar vardı. Bunlar da köylü, ırgat çatışması, aynı zamanda patron, işçi, emek, sömürü, başkaldırı, hürriyet gibi konular işlenirdi. Ama şiirde böyle bir şeyin olmadığını görüyoruz. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. Garip dışında yeniliği sürdüren şiir demiş. Burada kim vardı? Fazıl Üstün Dağlarca, Behçet Necatigil, Cahit Külebi, Cahit Zarifoğlu, Erdem Beyazıt, Hilmi Yavuz, Bedri Rahmi Eyüboğlu gibi sanatçıların olduğunu görüyoruz. Bunlar, bakın, yeniliği sürdüren şiir. Fakat şiirde asude, revan, aksi muttaridi, beyhude, kalbi mesude gibi Osmanlıca, Arapça, Farsça tamlamaların olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bunu da elemiş oluruz. İkinci yeni şiiri demiş. Arkadaşlar, ikinci yeni şiiri bildiğiniz gibi Ü cesedi diye kodlanır. Kim bunlar? Ülkü Tamer, Cemal Süreyya, Ece Ayhan, Sezai Karakoç, Edip Cansever, Turgut Uyar, İlhan Berk gibi sanatçılar. Bunlar da aydın kesime hitap eder. Burada da arkadaşlar böyle bir şey görmüyoruz. O yüzden bunu delemiş oluruz. Garip hareketi sizin de bildiğiniz gibi Omocular. Orhan Veli, Melih Cevdet Anday ve Oktay Rıfat Horozcu. Arkadaşlar, bunlar da kuralsızlığı kural edinmişti. Görmüş olduğunuz gibi burada bir ahenk var arkadaşlar. Bundan dolayı biz D seçeneğini delemiş oluruz. Öz saf şiir anlayışını sürdüren şiir demiş. Burada dikkat edecek olursanız şuradaki tamlamalara ve arkadaşlar Ahmet Haşim'in şiiri olarak da belirtmiş zaten. Ahmet Haşim öz saf şiirin içerisinde yer alır. Burada kapalı bir anlatım var, yoğun bir anlatım var, bireysel bir konu işleniyor. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve kanalımı arkadaşlarınıza önermeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepiniz hoşça kalın.